Kardeş takımı ley ley ley. Ne oluyor ya takım? Aynen dört çocuk. Ne oldu kardeş? Sıkıntı mı var reis? Tamam indir. Hadi devam edelim. Hello herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Ya hello cancık var. Ne yapıyorsunuz? Şu anda film setindeyiz arkadaşlar. Neden bu şive? Film vlogu. Çünkü sıcak bir doğu filmi. Alakasız. Değil. Çok güzel bir filmdeyiz. Filmimizin adı Kardeş Takımı. Zaten filmin detayları falan filan geliyor ve biz set zamanlarında şöyle. Size şöyle bir şey yapalım. Aksiyon dolu. Şimdi geldik. Dün ilk sahnemizi çektik. Evet. Çok keyifliydi tekrar birlikte oynamak. Bir de böyle çok tatlıydı neyse. Dün çektik. Bugün normalde Yunus Bey'in gelmesi gerekiyordu ama Yunus gelmedi. Dedi ki, abi dedi benim 4 tane içerik çekmem lazım bugün. Bizim de videomuz hani bugün bir daha da bu set bir daha almayacak ya dedik. Yok. O yüzden bugün nasıl çekeceğimi göstereyim. Bir, bu kamerayla çekeceğim. Bu kamera şöyle. Küçük bir kamera. Aleyna çok önemli bir iş yapar gibi hemen geldi kuruldu. Şeyde kafede Aleyna şey yazıyor. Hayalet sevgilimi şarkı sözleri. Aleyna burada dedi ki ben fotoğraf video çekerim ben de gelelim dedi. Biz çağırmadık ben de gelelim dedi hiç tabii. Dün akşam gece 2.30'da bitti set. Diyor ki ben yarın gelmesem mi? Hiç bir şey demedi. Sabah 11'de mi geleceğiz? 10'da mı uyanacağız falan dedi. Dizide hep böyle çalışıyorlar. Öyle çalışıyorduk. Çok zor iş valla. Ama olsun her işin kendine göre zorlukları var. Şimdi arada da bu kamerayla çekeceğiz. Biliyorsunuz benim en sevdiğim kameram ve asla kullanmadığımız kamera. Bununla çekeceğiz. Bu şekilde gidecek. Şimdi o zaman tabii. Bir hazırlığı çekeriz. Ben bantlarımı getirdim bugün. Değişik bir şey anlatayım sonra bana yüzüne ne yaptırdın diye soruyorsunuz. Soruyoruz. Yüzüne ne yaptırdın Ceyda Kasabalı? Bak şimdi bu bantlama sistemini gece yatarken bir tane burama takıyorum. Bir tane burama takıyorum. Bir tane de ortaya şöyle takıyorum. Bukkal masaj gibi bir şey deniyor. Neyse yeni öğrendim bir aydır yapıyorum. Botoks yaptırıyorsunuz ya diyelim. Bunları böyle takıyorsun. Bu senin kasını gece oynatmadığın için zaten sabah botoks gibi kalkıyorsun. Bir süre takınca da kasların böyle böyle oluyor. Bana böyle öğrettiler. Bu benim kendi seçimim. İsteyen botoksunu yaptırsın. Aleyna senden ricam bundan 250 tane kez. O ne ya? Ay kelebek geldi. Setimizin uğuru. Mis gibi bir film olacak. Kelebek. Makyaj yapıyorlar. Birazdan Ceyda Hanım'ın, Süreyya Hanım'ın mükemmel değişimini göreceğiz. Çok güzel oluyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Ceyda Hanım'ın muhteşem değişimi. Ne şu güzellik. Ne değişti? Çok güzel oldu bak. Senin makyajı çok az görüyoruz. Ve çok güzel yaptılar makyajını. Evet i̇şte güzel bu, yaptılar. Bu ne makyajı biliyor musun? Hafif. Makyajsız kızlara bayılıyorum diye post atan erkeklerin makyajcı kızları makyajsız sandıkları. 45 dakika sürdü arkadaşlar. Aynen bu o anladın mı? Bir de benim muhteşem değişimimi görelim. Ama yeşil sana çok yakıştı. Birbirimizi övelim bugün biraz. Hadi sete çağırıyorum. Hadi gidelim evlatlarımızın yanına. Araba sahnesi var arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Ceyda kullanacak arabayı. Yandık kere yandık. Önümüzde kameralar var ve Ceyda Kasabalı kullanıyor. Bakın bunlar kimler var çocuklar. Burada? Bizim çocuklar. Adrian, Can, Aybars. Kardeşin nerede? Aa tabii sahne oydu zaten. Evet ben de Clark Kent. Aa ben ilk kayna Zübras'ı yapacağım. Ya film Almanca arkadaşlar. Almanya'da yayınlanacak. Aa ben istas... Das, das, ya. 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 Güzel oynadık. Undostra. Biz beraber oynadık Çağan'la ama Çağan daha yakışıklı ve daha uzun olmuş kısa süre içerisinde. Ecrin zaten bizim mesleğin en eskilerinden. Sen kaç yaşında başlamıştın YouTube'a? 4 falan. 11 falan. Değil mi? O yüzden kamerayı ona veriyorum çünkü o bu bizden daha profesyonel. Kayıda giriyormuş daha pardon kapatıyorum. Ceyda beni duyuyor mu? Evet. Aynısı. Oğlum böyle çok acayip oldum ya. Böyle Fırat Özcan oldum ya. Yemin ederim ya. Dünya neden yuvarlaktır başlayayım anlatmaya. Işık ailesinin ev turunu yaparım birazdan sizlere. Bayağı varlıklı bir aileyiz yalnız. Onu ben söyleyeyim. Herkes yemekteyken gözlüğümle ben Clark Kent olarak size bir video çekelim dedi. Clark Kent. Şimdi çok saçma bir şey göstereceğim. Az önce burada kahvaltı edildi. Burada mutfak var. Fıstık gibi mutfak Ceyda Hanım. Sen evet, bunu görmedin. Ben gel şimdi. Ben bu evi çok gezmedim. Bana ama bir tane daha var. Aa hakikaten ha. Burayı bayağı çekim için yapmışlar. Sevgili yönetmenimiz Mustafa Kotan. Bana dediler ki Mustafa Kotan doldu artık şakası yapar mısın? Yemin ederim istek şaka aldım sizden. Aa bir dakika hocamın koltuk koleksiyonu var. Her filmde koltuğu değiştiriyormuş ve inanılmaz koltukları var. İleride de satılığa çıkacak. Şimdiden değerlenecek yatırım tavsiyesi değildir. Çalıyor değil mi bunu ben böyle? Hocam memnun musunuz bizden? Nasıl şey becerebiliyor muyuz? Vallahi hocam. Kameranın önünde konuşturuyorsun. Biz bir şey zaten ters bir şey duyamayız yani. O yüzden çok güzel. Evet arkadaşlar siz de duydunuz. Gece
küçük bir röportaj yapacağız. Hasbihal. Ceyda'nın oyunculuğundan memnun musun? Oyunculuğumuzdan memnun musun sorusu. Memnun musun? Beğendin teşekkür mi? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Fırat abininkine? 3'te 3. Oh. 10'da 10 de bari. 4'te 5. %100. 200'de 200. 200'de 200 puanımla. İşte bu. Ya böyle bir tatlılık yok çok ya. Çok. Gece çok güzel şey. Gece derken hani o gece değil şey. Akşam gece. Gece gündüz. Sete şey geliyor. Kek pasta. Benim kafalar. Gluten buraları da şişsin. Bakın Koreli yapımcılarımız. Bizi denetlemeye geldiler. Bakan Kore normlarına uygun muyuz diye bize. Tabii tabii bakıyorlar. Ne kadar Kore çanız diye bakıyorlar. Yunus gelsin. Evet. Devamını da öyle çekeriz. Evet, Yunus da daha rahat olacak çünkü şimdi. Tabii. Arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmadı. Setteydik. Sonra bir anda nasıl evdeyiz söyleyin. Sabaha kadar çalıştık. Bizim şiloşumuz hastaneye gitmişti. Evet, bakın şiloşumuz ameliyat oldu. Ay kızım. Yavrum. Ama bir şey yok. Evet, çok iyi. Dün gece saat 2... şey mi gerçekten? Dün gece saat 2.30'a kadar bunu bekledik, sonra ayıldı, kendine geldi, böyle salak salak şeyler yaptı. Çok kötü. Çok stres olduk biz, Allah kimseye evet yaşatmasın, hiçbir sevdiğinizin zor zamanlarını görmeyin inşallah. Sonra böyle bir sarhoş gibi oluyor, böyle şile diyoruz, böyle yapıyor. Fotoğrafı gelsin şuraya ya. Çıktığı zaman gel, bakışa bak. Bu kalp hastası olduğu için narkozdan korktular. Başka bir şey için götürdüm. Dediler ki hemen ameliyat almamız lazım. Bir şey geldi, onu bir gösterelim size. Ceyda Hanım evimiz için yeni alışverişlere başladı. Selçuk'taki ev için. Biliyorsunuz ki sosyal medyada, Instagram'da küçük, tatlı ama yetenekli hesapları takip ederim. Ruhları duymaz, alışverişimi yaparım. Bunu da önceden söyleyeyim. Asla zaten söylemişim, hediye kabul etmem. Parasını öderim. Çünkü herkesin emeğinin karşılığıdır. Kimseye öyle bedava iş sevmem. Ha, onun yanında bana gelirken ufak bir şey getirmiş. O ayrı. O başka bir şey. O onun kibarlığı. Bu inanılmaz bir tablo. Biraz önce geldi. Bunu evdeki yatak odasına yatak başı için. Yatak başı için. İrem Tellioğlu isim bu arada. Instagram'da benim takip ettiklerimde var zaten. Ceyda açarken ben de şunları göstereyim. Bunları nasıl taşıyacağız arkadaşlar? Daha da var evin içinde, benim odada. Patlatlar bize lazım olabilir. Evet. İçeride var bir sürü ama nasıl? İstersen biraz da Çok güzel. Gerçekten güzelmiş bu arada. Bakar mısın? Şöyle bir şey arkadaşlar. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Farklı yani. Ay. Elle işlenmiş bir tek. Halı gibi bir şey. Evet işte, punch deniyor buna. Kimse tabii evin nasıl bir şey olacağını bilmiyor. Şimdi sadece duvarları gösterdik, örme duvarları. Kahverengi tonlarında ev. Ama çok güzel renkli yerler de var bizim önceki ev gibi. Evet. Aha, yeni TikTok akım buldum. Hadi gençler, herkes bunu TikTok'ta yapıyor. Çok kötü aşkım. Zaten TikTok'ta çok kötü akımlar var. Bir tane yeni sen eklemeseydin ki. Yavrum eskiden biz de dansçıydık ama artık değiliz. İrem ellerine sağlık. Vallahi var ya. Halıyı göster gel. Halıyı. Bir dahaki bu arada film çekimlerine Yunus gelecek, size pek bir şey izletemedik. Yunus gelecek, dışarıdan çekecek. Biz çalışırken çekemedik yani. Pardon ama yani siz YouTube videosunda mı oynamaya geldiniz, filmde mi oynamaya geldiniz derler. Haklı olarak. O yüzden çekemedik. Bunu da yine Instagram'da bir hesaptan aldım. Tom ve Jerry'nin sahnesi vardı ya, bizim dönemler hatırlarlar. Gerçi şimdi de her yerde biliniyor. Böyle merdivene koyacağım böyle fıt fıt. Şuraya koy bakayım nasıl olacak? Şöyle bir şey olacak yani. Ya öyle olmayacak da anlaşılıyor biraz. Anladım. Ay çok tatlı. Yani şimdi koca evde... Sus! Merdivende bu mu olacak peki? Benim ruhum her zaman her yerde kendini gösterir. Ama bana da çok güzel bir şey göndermiş. Aa evet. Bu ne biliyorsunuz arkadaşlar, bakın bilgisayar oynuyorum, ayaklarım üşümesin diye. Benim ayağımın yarısı dışarıda kalkıyorum, bakar mısın? Evet, olmadı. Olmadı. Bir de gönderirken şey yazmışlar, bunu da isterseniz odaya Yoda salona koyarsınız. Benim Yoda şakasından eklemişler, canlar olunca öyle şeyler geliyor. Kardeşin hastaneden geldi, gram umurunda olmadı. Gram. Hayır, normalde evden çıktığımız zaman Şilay'la bu kapıda bekler. Ne oldu ki onunla çıktık? Evet abi. Çıldırır. Dün gece geldik. Yok, içeride oynuyor. Oo. Şilay da gitti. Kardeşim yok. Onlar yok. Annemler yok diye arkada böyle çıldırır. Parti vermiş gibi zaten. Yani yorgundu böyle. Sonra biz kapıyı açtık, böyle geldi içeriden bak. İçeride inanılmaz bir şey. Ceyda'da bir şey diyor. İçeride bir şey karıştırdı bu. Ya yemek patlattı, ya sıçtı bir yere, bir şey buldu. Bu kilo verdim, beni uzaktan evet, çeker misin? Evet, evet, bakın. Şimdi ben evet kilo alıyor olabilirim ama arkadaşlar arasında filmi için 15 kilo almıştım. Bir tane daha film çekilecekti. Onun için 20 kilo vermeye taahhüt attım. İmza attı filmin son sahnesi için. Ben film olunca veriyorum çünkü ben... Şu an filmde senin zayıf olman istenmedi ki, nereden çıktı? İstenmedi ama şöyle düşündüm ben. Orada bir rolümüz var ya, bizim aslında anne babayız ama gizliden başka bir şeyiz ya biz orada. Şimdi spoiler vermiyorum. Aşkım Instagram'da benim bütün yaptıklarımı gördüğü insanlar ne olduğumu biliyorlar da neyse. Ajan o zaman. Bunlar ne olacak? Sen toplayacaksın bunları da. O da senin katkın olsun.
setimizin bilmem kaçıncı gününde farkındaysanız. Yunus sonunda geldin ya. Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Ona az yemek vereceğim eve geldiği zaman. Yavrucuk yapıncak gibi davranacağım sana Selçuk'ta. Görürsün yapıncak. Sen. Kınalı yapıncak. Kınalı yani. Yapıncak gibi davranacağım sana Selçuk'ta. Oğlum niye gelmiyorsun çekimlere? Benim bir arkadaşımın kardeşinin ismi Yapıncak'tı biliyor musun? Gerçekten Yapıncak koymuşlar ismini. Çok şaşırmıştım. Karşım niye yaptınız ya böyle bir şey? Yapıncak iş mi dedim böyle isim bir konu. Sabah sabah hadi gidelim. Evet bakalım. Bu ne? Günaydın. Kardeş takımı Leyla ile. Ay Leyla sen ne yapıyorsun burada gizlenmiş? Cebini bıçaklıyor. Ne yapıyor? Benim açıyorum cebimdeki. Sen tabii öyle bir haberin yok. Aleyna Hanım her yere VIP araçla gider. Her gün sabah yeni bir ürün alır. Bir giydiğini bir daha giymez. Sabah alır, giyer. Öğleden sonra yeni bir şey alır. Onunla ceplerini açar, onu giyer. Hadi gidelim Aleyna Hanım. Müsaitsiniz. Aleyna Hanım aracınız gelmiş. Çantamın içi şey gibi market. Küçük bir büfe gibi. Hiç yemeyeceğim şeyler ama sette lazım oluyor. İnsanın ağzına bir şey atası geliyor. Bugün sen de isteyeceksin ama ver. Vereceğim benim çantamı alırsınız. Havalesi tüneline girdik. Ceyda nefes tutma challenge yapıyordu. Sonra bayılmış yardım. Gördüğünüz gibi Aleyna Hanım'ın aracındayız. Kahvesini aldı. Sallanıyor abi. Aşkım sallanıyor. Neyse tamam hadi sete gidince hadi şeker. Halkalı'ya gidiyoruz abi. Halkalı'da görüşürüz. Halkalı şeker. Halkalı şeker diye şarkısı yok muydu Kubat'ın? Halkalı şeker. Ahiretlik çeker. Çok sallanma hadi. Güzel yarim cahilim aklım gider. Bir tane koy. Geldik. Şimdi ben hazırlığa gidiyorum. Gel yani hazırlığa geldim. Tamam. Çay içerim. Çay. Aleyna Hanım hızlı. Ceyda Hanım'a makyaj yapılıyor. Birazdan bir şeye benzeyeceğiz. Çöksene şuraya. Neden? Beni ağrıyor. Beni ağrıyor benim. Onun bir yere çökmesin. Hareket olarak düz dursun. 3 gün sert zeminde yattım. Karımdan ayrı kaldım. Çok mutsuzum. Ama belim çok iyi. Ben Allah bir yerden veriyor, bir yerden alıyor. Hep aynı. Bu hep böyle. Gülü seven dikenine katlanır. Benim belin ağrısı benim diken halim mi ne? Hayır, diken senden ayrı kalmak, gül serte yatmak ve belimi şey yapmak. Şey yapsaydık biraz daha, sıvı atsaydık biraz daha. Bu ne? Bu ne abi? Bu kadar şey mi sürülüyor? Yemin ederim dolandırıcısınız kadınlar. Kamerada. Normalde çok doğal seviyor, doğal yapıyoruz. Bugün filmde... özel bir durum. Ali senin yüzünde makyaj var mı? Birazcık var. Birazcık dediğine bak ya, gözümle gördüm orada fondötenleri. Çok azıcık, yok gibi makyaj. Aleyna'nın crush'ları için geliyor bu. Sürekli yazıyorsunuz DM'den. Aleyna benim crush'ım diye. Aleyna çok fazla crush'ım var. Bu konuda ne diyorsun? Crush nedir? Crush nedir? Sana aşık olmuş işte. Teşekkür ederim. Ben bir yandan kostümü giymeli miyim acaba? Bunu neden bu kadar makyaj yapılıyor sette size bunu anlatayım. Kamera önünde bazı ışıklar farklı geldiği için yüzünüzün her şeyi orantılı olması lazım. Yoksa biz de kameranın önünde 2 saat makyaj yapma heveslisi değiliz. Heveslisi olan varsa onu bilemem, o ayrı bir konu. Bugün Brad Pitt yap bari. Geçen gün kim yapmıştı? Burak Özçivit'e benzemiştim biraz. O ne? Nemlendirici bu. Brad, how is your wife? Very good. Very nice. Angelina is good. Thank you. Are you divorced? Ah yes, yes, we are divorced. Yes. Yüzüm kustu mu ya benim makyajım? Onu yeni öğrendim de onu söyleyeyim dedim. Bunu bir daha sürme, çok kötü. Yağ yemişim de kalmış gibi hissediyorum. Bu ruju beğenmedim. Şey bu. Beni hak etmiyor zaten. Beni zaten hak etmiyor. Hayır. O beni hak etmiyor. Vallahi hak etmiyor. Kapatalım da Ceyda'nın bitmiş halini gösteririz. Çok sıcak hava. Aşırı sıcak. Oha gerçekten çok kalabalık bugün. Niye bu kadar kalabalık? Çocuklar var diye mi? Çocuklar var diye mi? Size soruyorum canlar. Geceyi görseniz çok tatlı. Gördünüz ya. Kaç kere gösterdik. Çok yorgunum. Bu kadar yorgunum ki. Birazdan gelecekler. Ceyda bu kostüme girebilir miyim? Kostüme girebilir miyim? Pantolon biraz kalın. O yüzden şu an hemen giymek istemiyorum. Yoksa anında hazırımdır setlerde. Saniyede çık çık. Ceyda Hanım nerede dediklerinde bir bakmış. Ben saniyede böyle duruyorum. Derste hemen elini kaldıran öğrenci var ya hoca soru sorar. İşte o benim. Değilim öyle bir yapsal değilim. Disiplinliyimdir. Hakkımda bilmeyenler. Sakallarım uzun buldular o yüzden. Evet biraz uzamış ama gerçekten uzadı. De. Uzadı. Şimdi onu keseceğiz. Sen kostümü giymişsin. Ben giyinecek miyim acaba? Yok aşkım sen giymeyeceksin. Sen böyle oynayacak mısın? Biz bir çek. Senin yüzüne ne sürdüler? Ne güzel olmuş yüzün. I divorce Angelina and marry with this beautiful girl. Bugün Brad istemiş. Bugün sette bana Brad diyecekler. Sonra bir 5 saat boşluğumuz var. O 5 saat burada oturacağız. Bütün filmde kendi repliklerimi ekledim bu arada. Evet evet Ceyda böyle ne oluyor geçen, ya videosu gibi izleyeceksiniz. Geçen Ceyda şöyle bir şey yaptı. Tabii yaptım. Ne oluyor ya'yı bile koydu. Araya entegrasyon yaptı bizim kanalda. Ne oluyor ya Serkan? Ne oluyor?
Benim adım Serkan bu arada. Benimki de Aslı. Neyse ben bir sakalımı seçtirip geleyim. Hadi sestir. Bakalım. Sestir. Sakalını sestir gel. Bacaklarımız ısırıyor, kollarımız ısırıyor. Benim kız. Küçük kız. Miam. Kedi. Kendisi kedi. Bir de köpeği varmış. Köpeğini anlatıyordun. Evet, ne yapıyor köpeğin? Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Büyüyünce düzelir, merak etme. Duvarları tırmanmayı öğreniyor yavaş yavaş. Kendisi tırmanıyor. Maymun mu aldın fark etmeden köpek yerine acaba? Ben almadım. Babam almış. Evet kızım Ecrin Su. Ya niye geldin? Başımızı çekmeye. Ben bir saat önce gönderdim kızı buraya. Hayır. Ecrin Su'yu zaten herkes tanıyordur. YouTube'da herhalde eski, canım. Biz eski kim? Öyle o kadar mı? Cidden mi? Ya sen şu kadardın. Evet doğru. Yarım yamalak konuşuyordun. Bir de böyle yapıyordun. Bugün sizlere bilmem ne çekeceğim diyordun. Okuldan geliyordu falan böyle bir şeyler. Ya biliyorsunuz bayağı. Markasını logo tasarlıyordu. Aa hepsini biliyorsunuz. YouTube hiç izlemem. Senin kanalını izliyorum. Bunu küçüklükten beri yaptığın için kameraya konuşma yeteneğin çok gelişmiş. Herkes yapamaz yani. Gerçekten evet. Bu doğru. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok izliyorum. Sen daha önce filmde oynadın ya da müzikalde oynadın mı? Müzikalde oynadım. Ama şimdi kameranın deneyimi. Şarkı çıkardı. Oha Fırat abi her şeyi biliyor. Ya ben herkesi ben Ecrin'su fan club slash alttan tire birinin sahibiyim diyorum. Sen inanmıyorsun. Saat kaç? 9.36'ymış da. İnşallah insanlar gelir, mutlu olur, eğlenir. Önemli yani olan benim için bu. Evet evet. Benim çok beklediğimden tatlı. Daha kaliteli. Benim yani de kesinlikle falan. Kesinlikle. Görüntü yönetmeni, yönetmenimiz hepsi muhteşem insanlar gerçekten. Yapım da öyle. Yeter herkes ki. Övelim. Aldın zaten övelim. İşi övmene gerek yok. Belki ikinciye de alırız, dur övelim şurada üçümüz biraz. Aynen, biz üçüncü filmde şey yaparız diye düşünmüştüm. Su savaşı sahnesi falan var bugün. Evet, ama sizin, biz yokuz onda. Gerçekten mi? Ne yapacağız kız, bizim okuldan ben, iş mi? Beni valla ıslatmayın, ben gelmem o sahneye. Ya o zaman sete gidelim, sette de çek. Yapış bize, tamam mı? Evet. Çek. Geçiriz. Devamlı. Şöyle yapınca sette açalım. Oğlum piştim ya. Vallahi oo, piştim ya. Oo piştim diyorsun, ben ne yapayım acım? Ceketle geçtim. Sen de piştin, ben de piştim. Merhaba. Fırat abi, Fırat abi. Her canım bir şey ya. Abi, doğruyor yağdan değil mi? Evet canım. Ama sonraki soru işaretini nasıl yaptınız tersine? Hiçbir fikrim yok. Evet, bugün okulda konuşacaklarımız. Bakalım öğrenciler yaz tatiline girerken hangi... Her an her şekle girebiliyorum. Hocam eleman lazımsa önermiyorum. Yunus. Hoş geldin. Tabii. Şu halime bak, buraya kadar da kapatmışım. Bir de üstüne ceket giyeceğim. Çok sıcak, çok öğrenci var. Nasıl geçecek bugün sizin için? Sette imkanlar tükenmez. Nasıl hocam, bizden memnun musun? Yok. Dur, dur, dur. Yüksek yüksek söyle. Memnunum. Memnun. Yardımcı yönetmenim siz? Çok memnunum. Memnun. Yapımcımız, senaristimiz siz? Evet, ben de çok memnunum. Sürekli şey kamera önünde olmak istiyorlar ama değil mi? Mecbur. Ben bunları kaydedeyim de arkamdan sonra konuşulduğu zaman dersiniz orada öyle dememişlerdi. Yok ya, setimiz muhteşem. Çok şükür, çok şanslıyız. Günaydın tatlı çocuklar. Gece? Çabuk yavrum, gel buraya. Şöyle arkalarından. Mutlu evet. Mesut bakış. Ya çok tatlılar ya. Tıklara. Allah'ım ya. Şurada 20 sene daha. 20 sene evet. Ne? Ama çocuk doğru söylüyor. Sana çok kötü bir şey söyleyeyim mi? Sen ilkokula gidiyor musun? Evet. 20 sınıfa gidiyordum. Tamam. 20 senen var daha bitmesine. Öyle düşün yani. Hayatın boyunca öğrenci yok, oluyorsun Türkiye'de. Yok bitirdim ki. Yok 2 var, 3 var, 4 var. Sonra orta 1 var, orta 2 var, orta 3 var. Lise var, liseliler var. Üniversite var. Oho bitmiyor yavrumu. Ya göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, merak etme. Yakışıklı için. Çağancığım nasılsın? İşte. Ablam sen nasılsın? Öteki delikanlım. Bu da bizim. Bana çekmiş olan. O da bana benziyor bence. Siz hepiniz Ceyda'ya benziyorsunuz renkli gözlerle. Senin renkli mi gözlerin bakayım? Yeşil. Arabayı durduracak mı Ceyda? Evet. Bir hareketle. Yandık. Ceyda şu an arabayı geri öne şu alacak. Şu an şeyde miyiz? Hazır mıyız? Şeyde miyiz? Koltuğunu ayarla aşkım. Yerin dibinde gibisin. Buraya girebilme ihtimalim var mı? Nereye nasıl? Mi? Girer. Sin diye düşünüyorum. Ceyda'cığım sen niye hocayı kandırdın araba kullanabiliyorum diye? Kullandım ama 8 sene önce dedim hocam. Bu Aybars, arkasında da Gece var. Bunlar bize ufaklıklar. Merhaba. Ya dondurma yiyeceğiz, dondurma. 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 Dondurma yiyeceğiz. Aynen, dört çocuk. Ben de burada. Ya oğlum kızım. Durmadan kamerayı takip ediyor ya. Hocam. Kayda giriyoruz, kayda giriyoruz, koş. Kayda giriyoruz deyince nasıl hemen gidiyor, görüyor musun? Kamerayı kaldır. Kaldıracağım, tamam. Bunlar bizim çocuklarımız. Ben de geleceğim. Şu an ne çekiyor kim bilir ya? Ağzının içine. Yavrum çocuk, başına tak geçireceğim. Hadi bakalım, şimdi size bir oyun oynatacağım. Evet, tıp. Bravo, aferin Aybars, nasıl bildin? Tıp bir, oyunu. 1, 2, 3, 4, cips, kola, kelim. Ha sen patladın, kaybettin. Yalnız cips kola kilit öyle oynanmıyor ki. Nasıl oynanıyor? İki kişi aynı şeyi söylediğinde... Cips kola kilit, cips kola kilit. Sen niye konuştun?
Ece'nin ablanızla Çağan abiniz hakkında konuşalım. Hayır, dedikodu yapmayı sevmem. Her şeyde biliyor ya. Üstümden tepindiler resmen ya. Böyle bir şey yok. Eda kıyafet değiştiriyor, ben de şurada oturayım. Kaç saattir buradayız? 4 saattir buradayız abi. Filmin 1,5 dakikasını çektik herhalde. Yalnız tam bir aile filmi oluyor. Bayağı cıvıtıyoruz, fark ettin mi onu? Evet, fazla cıvıtıyoruz. O da hep seyirciye geçeceğine inanıyorum. Siz de cıvıcaksınız. Çok eğleneceksiniz. Niye gülüyor? Sineğe gülüyor herhalde, ne bileyim. Bunlar bir şey yaptı. Biz ne yapabiliriz? Sen oturuyor burada. Aşkım ya, uğraş şu benimle. Aşkım ben hiçbir şey yapmıyorum. Aşkım ben ne bir şey... Kara sinek. Kara sinek var, büyük. Arkadaşlar çalışıyorduk ama sahne araları girdi. Başkalarının sahneleri var, bizim ufaklıkların, çocukların. Biz de burada bekliyoruz. Ben de karımın dizine dibine yattım, uyuyorum. Uyu canım, ovelim canım ya. Hadi uyuduk, hadi. Anladım şimdi ya. Sen metalideydi. Niye yapıyorsun aşkım? Burada uyumaya çalışıyorum ya. Evet, sete gidiyoruz. Fırat. Sesen hocam Fırat gelemiyormuş diyeyim. Neyse ben hemen hazırlandım. Çünkü uyumadım. Bunlar hepsi uyudu. Kıyamam. Ne oluyor lan? Karavanınız çalıyor. Ne oldu kardeş? Sıkıntı mı var reis? Problem mi var gözüm? Derdin mi var ciğerim? Kostümüm tam olarak bu cümleleri gerektirmiyor. Ay bugün arabada söylüyordu çocuklar bir müzik. Bilmiyorlar bir de İngilizce. Arada küfür sallayacak yani. Biraz daha kıvırsın ağzını. Farkında değil. Gidince bakarız. Neyse şu şey bitsin de. Aklıma şu an gözümün önüne alakasız bir sahne geldi. Gezen Oğlak'la video çekiyoruz. Burası sahneyi çekerken şöyle yapıyor bak. Böyle yapıyorum. Daha beter. Mikrofon kırmışım, bozulmuş. Ses yok oradan. Tamam hadi kapat da ben ayılayım. Biliyorsun hadi. Ayılmak için tokatlıyorum kendim şimdi, şiddet artı 15'e vurmayalım. Sen de uyusaydın da bir normal bir insan olsaydın. Uykusunu alamamış yaramaz çocuk gibi. Eğer uyusaydım uyanamazdım. Ben her yerde her dakika. Sonra geliyorlar, bu kız niye gülüyor? Ne yapayım ben bu hayatta? Bunu yap. Hayır hayır, bu değil, bu değil, bu ilgi değil, bu değil. Nasıl bir ilgi istersin? Yapma yavrum, sevmiyorum ya. Kocaman kadınlar, bebek gibi konuşuyorsunuz. O öyle değil o. Nasıl? O bebek gibi böyle. Ay çok tatlı. Tamam, senin bebek değil, toksik bebek işte. Aynen bak, bak gıcık bebek, toksik bebek. Kendim de toksik olduğum için bebek taklidim de toksik. Hadi. Kapat. Kapat. Her şey değişti arkadaşlar. Bu plana geçtik. O yüzden evet. Tekrar bu kıyafetlere gittik. Sen de çekemedik Çağan. Bir ara geldi. Senle yeterince çektik yavrum. Kameraya içine giriyorsun. Valla. Gece yerine geç. Bak herkes kızıyor. Sen de yalnız gibisin. Hoca bana patlıyor. Prova veriyoruz. Spoiler olur. Ceyda arabayı kullanamadığı için büyük masraf yapıldı. Ve durum şu arkadaşlar. Acaba Yunus beni çekiyor mu? Ha çekiyormuş. Çağan şey devam ediyor mu şimdi? Toskop aran. Şu anda aradayız bilmiyorum abi. Sen nasıl bir rol oynamak istiyorsun bir sonrakinde? Fark etmez abi. Ne iş yani olursa. Ne iş olsa yaparım abi. Ne iş olsa yaparım. Evet. Prova girdik durun. O zaman aktar aktar aktar. İlmeye kalmışsın artık aksak. Hadi devam edelim. Çocuklar dikkatli olun. Gelin. Sen de dalga geç bende. Çocuklar dalga geçsin. Gece ne yapıyorsun gece? Ceyda arabanın altını vurdu, çıkardılar bizi. Çocuklar çok zorluk geçirdiler, çok sıkıntı yaşadılar. Çıktık dışarı yavrular. Şimdi tatlına bak ya. Portakal Ceyda. Biz bir tane ama tabii çocuğu bıraktı düşürdü ya. İnanılmazsın ya. Çok güzel gözlük. Şey var ya bir tane amca full böyle giyiniyor. Full aynı renk. Bir tane bir yerde yaşıyor. Öyle çıkıyor. Biliyor musunuz onu? Çok tatlı. Böyle full fıstık yeşili giyiniyor. Aldı mı gözlüğü? Hocam ona hediye etti şu an. Hediye etti ama almayayım dedim ama ikiden sonra okeydi. Yakıştı ama çok. Daha Ali ya teşekkür ederim. Murat Bey ışık bağlanacak o yüzden sizi yerinde almam lazım. Buyurunuz. Ne yapayım? Beni gene içeri alıyorlar. Evlatlarımız arkada. Geçen sahnemiz kaldı. İyi misiniz? Bu kameraya yok, bu kameraya yok. Niye? Bu başka kamera. Niye? O kamerayı yapabiliyor musun onu? Bu ne? İkonik gözlüğümün kılıfı. Çok güzel. Biz de böyle haberleşiyoruz. Hazırız, tamam.
Hocanın gözüne çöktün resmen, farkında mısın? Ama çok güzel. Çok sevdim. Hocamız Mustafa Kotan. Çalışabileceğiniz en pozitif yönetmenlerden birisi. Gerçekten keyifli bir insan. Bu önemlidir. Bir yönetmenin iyi çekmesinden çok seti yönetmesi de önemli. O noktada mükemmel bir insan. Harekete geçtik arkadaşlar. Yok, söylemiyorum. Teşekkürler abi sana. Şimdi harekete geçtik. Sahnemizi oynayalım, geliriz. Sahnemizi oynuyorum. Bravo. Nasıl dondurma yemek? Dondurma koymuşsunuz, dolaba koymuşsunuz. Donmuş. Şey, kedi gibi. Seninki donmuş. Magnum'un yasaklanan asla gözükmesin. Sakın piyasaya çıkmasın dedi reklamı. Entegrasyon değildir. Yani böyle bir entegrasyon da marka hani şey yapardı, anladın mı? Asla kabul etmez. Sahneyi yetiştiremedik. Başka sahneye geçtik, gene giyindik. Bir sahne öyle geçiyoruz, bir sahne buraya giyiniyoruz. Biraz bunu giyiniyoruz, biraz bunu. Baklava yiyor ya. Aleyna, o baklava... Of, ne yedi be, çatır çatır. Ama canım benim. Ama birim bozma, bir de sonra tahsiye gelecekler tekrar. Tahsih mi? Sanki böyle para almaya geliyorlarmış gibi. Tahsilatçı gibi, anladın mı? O zaman ben şimdi biraz daha yatayım. Sette görüşürüz. Lan nasıl? Bu farklı bir seksek bence. Anlamadım. Ben yapmayayım, benim sakat zaten. Uğraşmayayım. Şöyle mi? Çekemedik. Oo, okulu ben de şu an ilk kez görüyorum. Kindergarten'a götüreyim seni. Kindergarten. Burası senin. Burası çocuklar için olan bölüm. Burada da böyle çizimler var. Gerçekten çok gerçekçi çizimlermiş. You are magic, you are powerful. Bu ne şey? Öyle gibi değil mi? Gir içeri, yapabilirsin o tuvaletini falan. You are magic, you are powerful. Öyle. Çok tatlısın bu ya. Çok iyi, Antep fıstığı. Müdiremiz. Sen şimdi sahnedeyken çaktırmadan çekersin bir şeyler. Spoiler olur. Tamam mı? Evet, bana kızıyorlar ya. Nerede kızıyor? Kim kızıyor? İstemiyorlar beni arabada falan. Hangi arabada? Engel oluyorsun in diyorlar. Ya bakayım, kim dedi sana engel oluyorsun? Göster bakayım. O adamı istemiyorlarmış, sette engel oluyor diyorlarmış. Küçük kamerası var, sen onun abisi sayıyorsun. Senin büyük kameran var. Fırat abine söyle bir şey olduğu zaman. Fırat abin bilir yani. Büyüyünce sen de bizim kameradan alacaksın. Aynen. Fırat Hoca ile konuştun, gördün. O sana ne derse olacak. Ama onun dışında sen söyle bakayım, kim sana bir laf etti? Orada mı? O mu? Git Ceyda ablası bir kulak çek. Ceyda şimdi konuşur, halleder. Ha, ben de söylüyorum ya. Çok fazla şey yapıyor değil mi? Çok dibimizde. Karelere falan giriyor sürekli. Biz de aramızda böyle bir şey olduk. Sonra ben zaten söyledim hani, bugünden sonra gelme dedim. Kusura bakmayın ya. Zaten Fırat Hoca da ikazlarında bulunmuş. Evet evet. Yani o da kesinlikle bir daha şey yapmayacak. Yani. Yaşı da hani küçük. O olmayacak zaten. Evet. O yüzden. Kusura bakmayın evet. Ya. Çok haklısın. Evet. Dur, nereye gidiyorsun kardeşim? Tamam ya, tamam sakin. Allah Allah. Şey yaptı, çok atar yaptık, gitti. Söyledim ben gereken. Sen rahat ol, burada istediğini çek. Tamam abi, bende bir şey yok. Tamam abi, bir daha yapmayacağım dedi, gitti. Geldi. Allah. Gel aşkım buradan. O zaman şimdi sen çaktırmadan çekmeye devam et. Fırat sana çekir ondan. Beni çekilirsin. Gürü sürekli. Biraz abartmıyorsunuz müdüre hanımcığım. Küçücük bunlar da. Hocam ne olur bakın, gerçekten benim bir suçum yok. 12'de biter dedim, 20 dakika erken bitti. Kafayı vurup uyuyacağım böyle, kafayı duvara vuracağım ve bayılı. Neden insan kafayı vurup uyuyacağım gibi bir şey kullanmış? Çok karanlık abla, hiç konuşma bence. Bence, bence de. 320 bin ISO'dayız çünkü. Oha! Söylesene benim karım, niye boşu boşuna konuşturtuyorsun? ISO bile pahalandı. O Aleyna'dan inanılmaz espriler. ISO yazdı. Aleyna yap, ben konuştum ama. Şey yapalım mı? Şimdi böyle gidiyoruz ya. Bak aynen bunu unutma. Tak diye ertesi gün sabahında sete giderken. Nasıl fikir? Genshin Impact. Evet, bir sponsorumuz var. Sponsorumuz Genshin Impact. Genshin Impact daha önce 3 kere anlattım. Bir de anlatıyorum. Arkadaşlar bu bir oyun. Zaten görüyorsunuz. Ama çok güzel bir oyun. Tamamen Türkçe ve tamamen ücretsiz. Teyvat evreninde geçiyor arkadaşlar. 7 tane element var. Onlarla falan takıldığınız güzel bir açık dünya RPG oyun. Açık dünya ne demek Ceyda Hanım? Anlatın lütfen. Giriyorsunuz oyunun içine diyelim ki.
Ben çok hareket edemiyorum. Ben niye boynum tutuk gibiyim? Green Box'tasın. Bana dediler ki Green Box'ın öndesin, çok hareket etme, alanın yok. Böyle kala kaldım. Arkada gördüğünüz gibi oyunun içine giriyorsunuz. Efendim isterseniz yüzün, zıplayın, atlayın, savaşın, dövüşün. Ama arkadaşlarınızla yapabilirsiniz bunu tabii. Hep birlikte güzel, keyifli, eğlenceli olur. Oyunun içindeki görseller çok güzel bu arada, değil mi? Renkleri. Evet, renkleri görüyorsunuz. Peki biz bunu nerede oynayacağız dersen, iOS'ta oynayabilirsin, Android'de oynayabilirsin, bilgisayarda oynayabilirsin. Evde oynayın, dışarıda oynayın. Nasıl nereden oynayabilirim? Bu saçma bir sorun var ya. Ya arkadaşlar, cep telefonlarınızdan, PlayStation'dan ya da bilgisayardan oynayabilirsiniz. Ben PlayStation tarzı böyle dev ekranda oynamayı daha çok seviyorum. Televizyon ekranında, çünkü görselleri güzel yani. Ne kadar hareket edemiyorum. Sen gayet hareketlisin. Aşkım, da biz sana ileri geri gitme dedik, sen şey oldun, robot oldun. Her neyse, bir daha Greenbox'a sokmayacağım zaten. Limitlenmiş hissediyorum kendimi, sınırlanmış. Bu arada ödüllü oyun. Ama oyunda bir sınırlandırma yok çünkü oyun açık dünya. Hemen entegrasyon adam yapıştırdı. Arkadaşlar, 2020'de hem Android'de hem iOS'ta yılın en iyi oyunu. The Games Awards'ta da 2021'de en iyi mobil oyun seçiliyor. Şimdi yepyeni bir sürüme geçti, tamam mı? Gizli Yaz Cenneti bunun adı. 5 Temmuz'da oldu. İşte oyuna bir sürü yenilikler geldi. Ama aşağıya koyduğum bir hediye kodu var. Zaten oyunu indirme kodu da orada. Ben indirdiğinizi düşünüyorum. İndirmeyen varsa indirsin yani. Yani eğlenmek için deneyebilirsiniz bence. Aynen, keyifli. Ücretsiz zaten indirmesi. Oynaması da ücretsiz. Şimdi aşağıdaki kodu kullandığınız zaman size 60 tane primojen ve 5 yıldız karakter tecrübesi kazandırıyor. O hediyeyi kullanmayı unutmayın diye dedim. Bir de tecrübe satın alınamaz derler. Hediye edildi şu an. Öyle derler yani büyüklerimiz. Tecrübe satın alamazsa. Tutulmuş gibisin. Çok tutuldum ben bu işe bak. Benim biraz gerdi beni. Bu iş beni gerdi. Ay bir dakika. Mesela girdi. 2 senedir oynuyorsa o hediye kodunu kullanabiliyor mu? Yeni indirenler için mi? Kullanabiliyor aşkım. Ben bunu söyleyeyim. Herkes demedi mi? Ben dedim. Siz beni dinliyorsunuz. Ceyda beni dinlemiyor. Ceyda ben daha fazla diyorum. Kasılmadan, şu hareketlere geçmeden videomuza geri dönelim. Arabada açılacaktık ama arabada açılamadık. Çünkü Yunus Bey dedi ki ben arabamla geleceğim, erken döneceğim. Çok geç bitiyor. Eşek başı mıyız biz? Biz niye yapacağım o kadar oradayız? Bu kızın dövüş tanesi vardı. Bir tanesini çekemeyeceksin şimdi. Sırf senin için gittim kamera aldım, ben çekeceğim. Sen var ya çok cancıksın ha, beni yalnız bırakıyorsun oralarda. Sen evde de mi böyle yapacaksın? Bir ses geldiği zaman inip bakmayacak mısın mesela? Korkarım abi. Oğlum korkacaksan olmaz ki, ben seni güvenlik olarak da düşünmüştüm. Bir ses gelirse gidersin diye. Sen niye bakmıyorsun sesini dinle olamam. Ben de korkarım. Benim belim sakat. Ben bakarım yani bu kadar. Sana bir şey olursa kendime kıyamam. Bak orada şöyle düşün. Kendine kıyamaz. Çünkü bana bir şey olursa kendi yaşayacaklarından korkuyor bak. Konunun benle hiç bilgisi yok. Aşkım benim sakat. O hırsız içeri girdiği zaman bir şey dediğinde aşkım, böyle ben de çık da olur. Aşkım. Cumartesi günü kesinlikle sonuna kadar kalman lazım. Çünkü çok önemli. Evet, bütün sahneler Ceyda, cumartesi günü. O kavga sahnesi için her yerini sakatladı eğitim alırken. Hadi kalk, araba geldi. Hadi, sette görüşürüz. Aleyna Hanım, gidiyoruz gene. Ona mecbur VIP araç istedik. Evet. Çünkü öyle de bir kız kendisi, bakınız. Neyse, bununla çekeceğim. Çok mutluyum. Şu handicam'imle çekiyorum. O yüzden görüntü farklı. Tam bir klip çekimi gibi değil mi? Kamera arkası klip çekimi. Sen Aleyna dışarıya bak, böyle mutsuz. Aleyna dışarıya. Yağıyordu yağmurlar, geçiyordu fırtınam. Gözlerinden okundu, hatıramdan bakıyor, bakıyor. Bakıyor. Kim bakıyor hatırandan? Seni görenler anlar mı bunu? Kim anlar ki benim hatıramdan gözlerinde sen kimler var? Sen şu anda mı sallıyorsun? Evet. Abi sen gerçekten bir star olabilirsin. Hayır, sallamam. Ceyda! Murat! Neredesin? Gel gel, çok sevineceğim bir şeye. Aa! Nasıl ya? Aç bakalım. Şimdi kutumu. Benim filmdeki evlatlarım. Buraya yazmışlar Deniz, Derya, Ali Yaz. Aslında Çağan, Ecrinsu, Aybars, Gece. Onlar demişler ki babalar günün kutlu olsun. İyi ki bizim babamızsınız. Babamızsın, pardon, ben bir kişiyim. 4 haftalık baba oldum arkadaşlar. Kutu açılacak. Ooo! Ne ya, ne? Gömlek almışlar. Aa, bayağı hediye. Ne olacaktı kız? Ay ne bileyim ben. Şey, jelibon mu atacaktı çocuklar? Aa! Gerçekten. Gerçek evet. Baba sensin. Senin de babalar günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Fırat'cığım. Yalnız hep buraya bakıp konuşuyorsun. Kameranın içine bakarsan sevinirim. Sana bakıyorum Ceyda. Bana bakmayacaksın işte. Öğrenemedim. Nasıl bakmam ki sana? Ay ya sen de fenasın ya. Editleyin buraları. Yapıştırın şipleri. Söylenmedi. Yok olmaz biliyorum. Yani ben tribe girişim ya. Burnuma gölge atılıyor. Mesela burnum evet. Şu an böyle. Öncesi sonrası yapalım. Burnumu görüyor musun? Dolma gibi burnu. Aşkım birazdan. Burnunu zaten görüyorlar ya sürekli. Tamam, şimdi farklı görsün ha. Orada bir. Ama benimki soft makyaj değil mi? Evet, soft. Spacey sıkılıyor. Çünkü Fırat Bey kendi yakışıklılığına çok güvendiği için çok fazla makyaj istemiyor. Ama karizmatiktir, yakışıklıdır. Eşim diye demiyorum. Ama sen gerçekten Ceyda, çok güzel oluyorsun. Teşekkür ederim. Bakalım. Ah!
Oha! Bu kuru şampuan hacim vermesi için sıkıyoruz. Cancıklar beyazlatmış saçımı görüyor musun? Her yeri bembeyaz. Teşekkür ederim. Görüyor musun? Mahvoldu. Ah! Oh. Benim. Sağ olun. Mert de biz eski ev arkadaşıyız. Kader bizi ayırmadı. Aynı şekilde devam ediyor işte hayat. Hadi set duru. Burası karavanların bölümü. Hazırlık karavanı. Bizim oyuncularımızın karavanı. Burada kostüm karavanı. Karavanı da karavanı. Ama hepsi beyaz. Bu şakayı daha önce yapmış mı koyma? Ne? Anlamadım ki ben. Yemekler gelmiş sana Ceyda. Bak kafeslerimiz. Bak şu yataklar. Burada kalabiliyorsun. Şunlar yatak. Şimdi biz bu şeylerin içine gireceğiz, kabinlerin. Ben kabinime girmek istiyorum. İçeride konuşursak kabine toplantısı olur. Bir de bağırarak bu kadar insan içinde gülme. Şakasının arkasında duruşu olsun. Şakalarımın her zaman arkasındayım. Öyle var güzel, öyle de gidiyor işte. Bakalım. Bunlar lazer aslında, lazer. Anladın? Çarpıyor. Yok öyle sonra. Bilin bakalım ne oldu. Şimdi ağzımda lanç var ama ben konuşabiliyorum yani. Öyle hiç sıkıntı yok. Muhteşem bir sahneye. Ceyda'nın provasına gidiyoruz dövüş sahnesi için. Bakalım Ceyda Hanım neler yapacak. Çok sportif görünüyor şu anda. Ben de baba gibiyim işte. Hadi gidelim. Bana buralara böyle yavaşlamalar falan yapın. Arkadaşlar bu sahnede köşede bekliyorum. Hanım dövüyor herkesi. Öyle bir hikayesi var. Korumalarla da bu çok saçma bir hareket oldu. Sağımda solumda durma da bir tane şey gibi değil mi? Örtmeyin bisiklete binebilir miyim? İyi oynayacağım diye çok şiddet falan bir şey yapmasın. İyi oynayacağım diye çok şiddet bir şey yapma. Provada gerçekten birine bir yapıştırmışlığı var ben yani. Ben Instagram'dan atmıştım gördüler onu. Arkaya bak arkaya. Oradan koşup geleyim mi? Koş gel. Ama sesi bozdum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Koş gel. Kesinlikle sesin yayılmasını istiyor. Sesim bozulur ama böyle yok. Değil ya. Öbür sahnede geleyim. Bu ne bu tipinle? Bu tiple gel. Kestik. Çok güvensiz bir yerde. Sislerin içinden geldim, sisler için. Aa! Ha, demek ki güvensiz diye beni bu kadar giydirmişler. Ya Ceyda'cığım bak. Fırat Bey'i şu plandan alalım. Fırat Bey şöyle çek. Bir, action! Bende sıkıntı yok, ben yaparım bunu. Evet, evet. Şey olmuyor ama o kafasındaki eli olmuyor. Action! Çek! Kız gerçekten mi fırlattın onu? Ne biçim fırlattın? Gaza geliyor bir de ya. Kesin vuracak adama koşarsa. Ama vurdu lan. Farkında mısın? Adam neredeyse vuruyordu. Neredeyse bak. Bir de efekt veriyor ya. Abi ne çekiyorsun ya? Biz de çekiyoruz anca. Hiç öyle olmuyor. Sen yaparsın bu işi tamam mı? Döndürürsün. Hadi yaparsın. Bana çok kızmışsın. Tamam mı? Ben bir hata yapmışım. Bana çok kızmışsın. Ama sana böyle şeyler yapmam. İşte o yüzden beni de çok kızmadığın için yere minder serip böyle fırlatıyormuşsun. İp de bağlamışsın bana. Bayağı sürecek bu arada. Ciddi fazla dövüşümüz var. Ceyda döve döve bütün fabrikayı geziyor. Öyle bir hikaye. Ben de karımın arkasındayım. Hocam buradan kariyerime ajan rollerinden devam eder miyim? Aksiyon hayır. Filmi. Aksiyon filmi. Komedi ama. Geldik. Sen alalım gergin misin? Çok sıkı. Şuram kemiklerime baskı yapıyor. Şöyle duygularım bunlar. Bir de bunu içine giyeceksin. Üstüme bir pantolon daha giyerim gibi düşünüyorum. Bak benim yükseklik korkum var. Başka hiçbir korkum yok. Bu yükseklik değil. Bize bırakın. Mat. Kırıldı galiba ses geldi. Şu hareketi yapıyoruz. Gerçekten takla atarmış gibi yapıyorsun ay, yani. 2, 1, go! Tamam indir. Mükemmel bir takla. Şu hareketi tam açılamam, köprü gibi. Hazır. Yaparsın sen. 1, oyun! Attın taklayı. Şimdi. Abi ben bunu yapamam. Şimdi fight provasını yapsın. Ondan sonra biz biraz ilerlemiş halini gösterelim size. Toz falan da koyacağız. Okay. Tozla beraber. Şeyda tamam. Böyle kayarak gidecek alttan. Şunların altından anladın mı? İple kaykayla çekeceğiz. Mı? Ha, iple. Şimdi ara vereceğiz o zaman. Biraz ilerlet, evet, öyle çekelim. Evet, biraz çalışayım. Wow! Üfledim. Bu
sinema dünyası çok yalan arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hep yani böyleyiz. Yani iş karşı tarafta yani. Evet, tabii. Bizlik bir şey yok aslında. Ben sadece hani öyle biriymiş gibi davranıyorum. Hep şey diyorlar ya, abi çok iyi dövüşüyorsun. Kardeşim iyi dayak yendiği zaman o iş oluyor. Aynen yani öyle. Dövüşle ilgisi yok. Vurmuyorsun yani ki gerçekten. Onların başarısı, anladınız mı? Ben de atarım ama aynı taklayı belki. Belli sakat olmasın. Sen çık şimdi hadi. Bunlar hep belli sakat. Geldi. Önce tekmeyi vurdum. Attın. Attın. Bir adım düştü. Hallettim ya bizim ortamlar. Evet, buyurun. Gerçekten bir yumruk geldi de burnuma. O yüzden durdum. Yani. Yok alnına. Acıdı tabii de şey önemli değil yani, öyle acıma da öyle o kadar. Yoluna da bir şey olmadı. Elimize buz geldi. Ne olur ne olmaz. Hayda geliyoruz. Ha yer bir şey kabuğu. Başak da Can ama aynı zamanda burada reji. Evet. Reji ne demek Başak? Yönetmen ekibi diyelim. Yönetmen ekibi. Burak'a bak ya. Ne dedi biliyor musunuz? Burnuna mı vurdun adamı? Alnına vurmuşum. Alnına mı? Alnı ne lan? Bir ses çıktı mekanda. Bütün sahne durdu. Benim kolum kırıldı sandılar. Adamın burnum kırıldı sandık. Şey, Mert telefonu bırakır mı seninden? Adam işte kral, oyun oynuyor. Çikolata yer misin? Çikolata. Aa. Oğlum niye bitterleri yemediniz? Bitterse diye. Biterse bize kalmam. Ben gidiyorum çekime. Hoşçakalın. Normal ceket çıkıyor. Bu normal ceket çıkıyor. Gömleğimin şuradan sonrası yok. Karşıya bakalım. Bir kız zor. Bir dakika. Çok tatlı sahne. Göbek oyunu burada. Tamam. İçeri geçiyor. Tamam. Tamam. Oyunu burada. Ne yapmaya çalıştığımızı anlamışsınızdır. Kıyafetlerden kurtulmaya çalışacağız ama çok zor iş. Yapacağız ama. Ufacık harekette patlayabilirim. Evet. O yüzden böyle hareket edelim. Ben şimdi gidiyorum karavana. Ceyda'nın sahnesi var. Sen onun dövüşünü biraz daha çekersin. Sürekli dövüşüyor çünkü. Benim öyle hiçbir sahnem yok. En az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar... Candır. Bir de cancıklar vardır. Bir abone olayım, bir like atayım, bir yorum atayım yok. Yapacağın tek şey şu ya, şu parmağınla şu hareket. Canlar ters ışıkta bile yüzleri görünürken harika bir görüntü veriyor. Cancıklarsa hep karanlıkta kalıyor efendim, can oldun. Yavrum niye her yerde yumruk atma şeyin var ya? Duygun bu yani şu bitti anda. Bitti aşkım o ya. Allah bitmedi Allah. Daha devamlı. Sen anneyi oynuyorsun. Şaka maka bu filmde çok güzel oynadı. Sen de gurur duyuyorum. Gene böyle hayranlıkla dedim ki my wife, benim karım, benim eşim yaptım my yani. My wife. Vallahi güzel. Aşkım o senin usta oyunculuğunun yanında benim aldığım küçük enstantanelerle kendimi geliştirmemden kaynaklı olan. Gerçek fikrim bu arada. Fırat gerçekten çok vallahi iyi bir oyuncusun sen, evet. Sağ ol aşkım. Sen de müthiş yetenekli. Her boku da beceransın bu filmde. Gerçekten her boku da yok, beceremediğim şeyler var. Mesela gelmiş durmuş. Bakın hiçbir zaman kameranın önünde durmam gereken yerde duramam. Anca 5. tekrardan tamam, olsun. Sonra. Bir. O da ne ki yani? 2. Tonlamalarım bu. Yok yok aşkım. Umarım siz de bu filmde keyif alacaksınız. Biz çok emek verdik. Ruhumuzu kattık. En çok ama gerçekten kattık yani. Bakın şaka yaptım. Siz geleceksiniz diye. Aynen. Biz vallahi açıkçası sizleri düşünerek bu filmi çektik. Dedik ki geldiğinizde bizden bir şeyler de bulun. Evet. Zaten yapım ekibinden, senaristinden işte çekene hepsi. Herkes can olduğu için. Evet. Okey dediler. Onların da hoşuna gitti. Bizi yalnız bırakmazsınız umarım. Aile filmi bu. Unutmayın. Bunu söylemek evet, aslında çocuk filmi ama aslında aile filmi. Aa. Mesela gelseniz bize gülersiniz. Kardeşinizi getirdiniz diyelim ki. Sıkılmazsın ya da, kardeşim. Aynen, sıkılmayacağınızı ben garanti ediyorum. Sen WhatsApp'la uğraşmana gerek kalmaz. Sen de izlersin. Şey gibi düşün ya. Evde tek başına da gibi düşün. Aynen o mantık. Ama evde tek başına biri yok. Evde tek başına 4 çocuk var burada. Aslında benziyor hikaye. Aynen. Look at this. Look at this. Aynı kardeş takımı. Mert Denizmen de orada. Gel gidelim Mert. Gel trolleyelim. Mert görelim. Mert'cim Murad'ın nereden sahneye giriyorsun? Dur bakalım hazırlanalım. Belli olmaz Murat. Aha bak teknikleri görüyor musun? Kolye yapıştırması tekniği. Bak nasıl bağladı. Hafiften kötü adam olduğunu hissettir. Hafiften ama. Çocuklar şey desinler. Ben pilotum. Tabii öyle bağırsınlar sinemada. Beyaz perdeye doğru. Rezillik çıksın.
Kim Kardashian'la gibi sürekli defendesi. Git oğlum. Git biraz ya. Ben bir küçük aç. Açmayayım gibi bir şey oluyor içimde. Minnak bir açlığım var ama daha dövüşeceğim için yiyemiyorum. Ne yiyeceğiz ki zaten? Yiyeceğiz ki. Bak sabah kahvaltı yiyoruz. Aleyna diyor ki yolda yiyoruz yani. Hani kahve alıyoruz yolda, poğaça falan yiyoruz. Buraya geliyoruz, kahvaltı var burada, bir şey yer misiniz hani soruyorlar. Diyor ki yok ben yemem. Bir bal yedim ya. Bir bakayım diyor. Kahvaltı yerine gidiyor. Tekrar bir baştan yiyor. Bir bal yedim diyor. Patlıcan falan yemiş sabahın köründe. Sonra böyle zayıf zayıf geziyor. İşte bu cancıklar yiyip yiyip kilo almayan cancıklar. Fırtın sensi çekiliyor. Bu arada benim bir 10 dakika aram olmuş oldu. O yüzden ben de burada bir 10 dakika dinleneceğim. Buradan nereye bağlanırız hiçbir fikrim yok. İnanın bir aydır video çekiyoruz. O yüzden ne nereye bağlanıyor. Utku sana kolay gelsin karşım bu videoda. Başarılar dilerim. Sen şu an tatildesin. Aldın Pelin'i, Çeşme'ye gittin. Tabii ya. Hayat size güzel. Biz de burada çalışıyoruz. Evet, bu kız yoruldu tabii. Aksiyon sahneleri falan. Ama güzel bir ay geçirdik ve gene her şeyi çok güzel yaptığını göstermiş oldun. Umarım sizlere de geçecek bu. Gerçekten hayır ya, herkes öyle. Her şeyi çok güzel yapıyor. Sadece ben mi yapıyorum aşkım? Sen tamam, de hayır. Sen ayrı yani. Böyle İnşallah gerçekten. Gidince keyif alırsınız, mutlu olursunuz. Bizim için en önemlisi o. Evet, film hakkında film yayınlanana kadar sürekli bir şeyler paylaşacağız zaten. Paylaşırız, daha var. Unutturmayın, merak etmeyin. O kadar emek verdik burada yani. Her gün hatırlatacağım. Filmi unutmayın, filmi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Attın taklayı. Şimdi.